Herkese selam Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster'ın çıkarmış olduğu, genelde bilgisayarlarıyla biliyoruz ama güçlü bir canavar hoparlörüyle beraberiz. Vucra ve bir Bluetooth hoparlör. Kamplarınızda, doğada, günlük yaşamda kullanabileceğiniz uzun ömürlü bir model olarak karşımıza çıkıyor. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Tasarımıyla başlıyoruz. Önce kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutunun içerisinde bir adet Type-C şarj girişi, kullanım kılavuzu ve bu güzel hoparlörümüz çıkıyor. Dedikten sonra şöyle etrafına birazcık göz atalım. Buradaki yeşiller tabii ki her zamanki Monster yeşili olduğunu söyleyebiliriz. Bence oldukça güzel duruyor ve burası aslında %100 polyesterle kaplı. Yani ne kadar malzeme kalitesinin iyi olduğunu sizler de anlayabilirsiniz. Yan taraflarımız plastik siyah bir kaplamayla geliyor ve oralarda da hemen şu arka tarafında açıyorum. Bir adet 3.5 milimlik AUX girişimiz, hemen altında microSD kart girişimiz ve yanındaysa Type-C şarj girişimiz bulunuyor. Ön taraftaysa ses açma kapama tuşu. Aynı zamanda bunları uzunca bir şekilde bastığınızda müziğinizi de değiştirebiliyorsunuz. Hemen altındaysa Bluetooth bağlantı tuşu, oynatma tuşu ve güç tuşu bulunuyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bluetooth tuşunun üzerinde bir adet böyle LED ışık var. Eğer bunu uzunca bastığınızda, ben şimdi bu telefonumu bağlayacağım. Bir güzel özellik de oradan geliyor. Bluetooth'umu açıyorum. Evet. Önce gücümü açtım. Bluetooth modu. Aygıtlar eşleşiyor. Evet, duydunuz. Normalde en başında böyle güzelce bir Monster girişiyle geldik her zamanki ve daha sonrasında bu konuşmanın Türkçe olduğunu görüyoruz. Normalde bir kadın Bluetooth mod der ve bırakır. Daha sonrasında İngilizce devam eder. Ama burada Türkçe olduğunu görüyoruz. Hemen burada Bluetooth'un üzerinde bir LED var ve bu yanıp sönüyor. Bağlandığı zaman da sadece tek bir renk oluyor. Hemen bağlıyoruz telefonumuza Bucra'yı. Evet, Bucra'mız şu an bağlandı. Zaten sizler de detaylarda eminim görüyorsunuzdur. Orası artık dümdüz bir ışık olarak yanmaya devam ediyor. Hemen o güç tuşunun altında 4 tane LED ışığımız bulunuyor. %100 şarj olduğunda bunları %25'erlik dilim olarak düşünebilirsiniz. Buradan da şarj durumuna göz atabiliyorsunuz. Hemen yan taraflarda da basları ve vokalleri çok daha net duyabilmeniz için bir alan tasarlanmış. Onu da zaten böyle testlerimizi yaptığımızda sizler de detaylıca göreceksiniz. Son olarak da hoparlörü elinize takabileceğiniz bir ip bulunuyor yan tarafta. Kamplarınızda, doğa yürüyüşlerinizde, spor yaparken bu ürünü böyle bir kenarıya asıp çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz diyeyim. Şimdi ise ürünün teknik detaylar tablosu gelsin. Birazcık da teknik detaylara bakalım. Ürünün 20 wattlık bir hoparlör ses çıkışı bulunuyor ve suya, toza, IPX7 sertifikası sayesinde oldukça dayanıklı. 2020 mAh'lik batarya gücüne sahip cihaz 3-4 saatte şarj olabiliyor ve 12 saate kadar müzik dinleme süresi size tanıyor. Bluetooth 5.0 bağlantısıyla gelen cihaz 10 metreye kadar size çalışma menzili sunabiliyor. 526 gramlık bir hafifliğe de sahip cihazı yanınızda çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Teknik detayları sizler de gördünüz. Cihazın 20 wattlık bir ses vokal gücü olduğunu söylemiştik. 10 watt sağ tarafta, 10 watt sol tarafta olmak üzere 2 tane hoparlörü bulunuyor. Ve cihaz suya, toza oldukça dayanıklı. Daha demin de dediğim gibi eğer bir yere gezintiye çıkmak istiyorsun, bu en mantıklı anlatabileceğim yer bir deniz sahili olsun. Deniz bir sağ tarafımızda, diğer tarafımızda kumlar var. Eyvah, bu cihazım ya toza dayanıklı değilse ve içerisine toz alırsa ya denize düşerse hiç üzülmeyin. Aynı zamanda şu an küçük bir test yapıyoruz hemen. Gönül rahatlığıyla ben bunu buraya evet koydum ve hiçbir sıkıntı olmadan etrafa yayılıyor. Tabii ki sığmadı ama siz şu an anlayabiliyorsunuz ne kadar rahat olduğumu bu durumda. Daha demin ki su kazamın ardından videomuza devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ne kadar rahat bir şekilde suyun içerisine sokabildiğimi sizler de gördünüz. Aynı zamanda bu cihaz IPX7 sertifikasına sahip olduğu için 1 metreye kadar 30 dakikada suyun altında kalabiliyor ve şöyle de bir şey var. Tabii bizim alanımız olmadığı için bunu deneyimleyemiyorum şu an ama
Bunu suya koyduğunuz zaman suyun üzerinde yüzebiliyor. Yani batmıyor. Eğer böyle bir havuz kenarına aldınız bunu böyle koydunuz ve birisi gelip çarptı böyle düştü. Hiç üzülmeyin, dibe batmıyor ve böyle havada suyun üzerinde rahat bir şekilde yüzebiliyor bu cihazımız. Bence oldukça güzel. Bir başka özellikten bahsedeyim. Aslında bu tarafta birazcık gamerları ilgilendiriyor diyebiliriz. Ne gibi bir özellik? Bu cihazlarımız TVS özelliğine sahip. Yani iki bağlantıyı sağlayabiliyor. Bilgisayarınız önünüzde diyelim. Sağ tarafınıza bu hoparlörünüzü, sol tarafınıza da bu cihazın aldığınız ikinci hoparlörü koyarsanız aynı anda bağlantıyı sağlayabiliyor. Ve bu da rekabetçi oyunlarda sizlere hem sağdan hem soldan stereo bir deneyim sunabiliyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde gecikmeleriniz de oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer diyorsanız ki ben 0 bir gecikme istiyorum, o zaman da bu cihazınızı AUX bağlantısıyla bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Cihazın 2200 mAh'lık bir bataryası olduğunu söylemiştik ve 3-4 saat aralığında cihazımız tam şarj olabiliyor ve 12 saate kadar, yoğun kullanımda 10 diyelim, 10 saate kadar net bir şekilde size müzik deneyimi sunabiliyor. Eğer seyahat ediyorsanız ya da kampa gittiyseniz, arkadaşlarınızla o gün partileyeceksiniz. Hele ki bu cihazın 2 tane olduğunu düşünürsek 10 numara bir deneyim sunacaktır eminim ki. Çünkü ben denedim ve gerçekten güzel bir aktarım sağladı müzik konusunda, bas tarafında. Dediğim gibi uzun süre bu cihazla beraber vakit geçirebilirsiniz. Zaten 500 gramlık bir ağırlığı var. Her an nerede mobil olmak istiyorsanız bu cihazla beraber Bluetooth bağlantınızla olsun ya da microSD kartınızla olsun müzik deneyimini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Zaten yani 7'den 70'e herkes müzik dinlemeyi seviyor. Genel konuşuyorum. Ben çok seviyorum müzik dinlemeyi. Eğer içinize işlesin istiyorsanız yanınızda bir Bukra V1 olması sizler için büyük bir avantaj olabilir. Şimdi dilerseniz bu cihazla beraber yaptığımız testlere birazcık göz atalım. Suyun içerisine atalım, desibel testine gidelim ve gelelim. Bence gayet güzel, başarılı bir deneyim sunabiliyor. Aynı zamanda bu cihazla Bluetooth'a bağlandığınız zaman telefonla görüşmeler de yapabiliyorsunuz. Bunu da atlamadan geçmek istemiyorum. Ben cihazı oldukça çok beğendim. Hele ki 500 gramlık bir taşınabilirliği olması, suya ve toza dayanıklı olması ömür boyu yanınızda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bu cihaz hasarları da oldukça dayanıklı ve dışı %100 polyester. Böyle bir cihazı bulmak, hele ki bu fiyata bulmak sizler için gerçekten zor olabilir. Oyunlarınızda iki tane yanınıza koyduğunuz zaman stereo bir ses deneyimi sunmasının yanında alıp o cihazı dışarıda da bunu kullanabiliyor olmanız bence oldukça güzel. Eğer oyun oynuyorsanız ve bilgisayarınızı yanına hoparlör aldıysanız onları alıp ta dışarıya götüremiyorsunuz ama bunu bileğinize taktığınız an istediğiniz yere götürebilirsiniz dedikten sonra fiyatına geliyorum. Cihazımızın fiyatı 849 TL. Bence tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Fiyatını gerçekten de hak ediyor. Eğer siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız bir Monster web sitesine girip buradaki müşteri temsilcileriyle çok rahat bir görüşme sağlayabilir ve bu cihazın artılarını, eksilerini, neler sağladığını onlardan da detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Benim bu cihaza dair aktaracaklarım bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmında eğer bu cihaza sahipseniz nasıl bir deneyim sunduğunu bizlere de paylaşırsanız oldukça çok seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay.